Gün sonundan herkese merhabalar. Ben Harika Ertunç. Bugün 25 Mart Pazartesi. Merkez bankaları haftasını geride bıraksak da yankılarını konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım konuklarımız kimler olacak? Haberlerimizde başlıyoruz. TÜİK verilerine göre 2023 yılında işsizlik oranı 1 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı 2022'de %10,4 seviyesindeydi. Genç nüfusta işsizliğe baktığımızda ise bir önceki yıla göre 2 puan azalış gerçekleşti ve %17,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü İstatistikleri verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre 2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla %9,4 olarak kaydedildi. İşsizlik oranı 2022'de %10,4 olmuştu. Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi olurken, işsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi. 2023 yılında toplam istihdam edilen sayısı bir önceki yıla göre 880 bin kişilik artışla 31 milyon 632 bin kişi olurken istihdam oranı %48,3 olarak kaydedildi. İstihdam oranı erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti. İş gücü 2023 yılında bir önceki yıla göre 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise 0,2 puan artarak %53,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılım oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %35,8 oldu. 15 ve 24 yaş arasını baz alan genç işsizlik oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 2 puan azalarak %17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %14,3, kadınlarda ise %23,2 olarak tahmin edildi. İş gücü istatistikleri sektör bazlı incelendiğinde hizmet sektörü öne çıktı. İstihdam edilenlerin %14,8'i tarım, %21,2'si sanayi, %6,3'ü inşaat, %57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Damağına bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak %22,8 olurken, en yüksek iş gücüne katılma oranı %59 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise %42,3 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın konuya dair X hesabından yaptığı paylaşıma da hemen bakalım birlikte. Sayın Yılmaz, istihdam edilenlerin sayısı orta vadeli programdaki öngörülerimize uyumlu bir şekilde devam etmektedir. Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması iş gücü piyasamızın da güçlü görünümünü göstermektedir şeklinde bir açıklamada bulundu. Aynı zamanda bu şimdi kalsın ekranda Sayın Cevdet Yılmaz'ın yaptığı birkaç açıklama daha söz konusuydu. Bir onları da detaylandıralım. Kayıt dışı
istihdama da değindi Sayın Yılmaz buradaki paylaşımının devamında. 2023'te bir önceki yıla göre %0.7 puan azalış kaydedildi. Kayıt dışı istihdamda şeklinde değerlendirmede bulundu. Aynı zamanda bugün Sayın Cevdet Yılmaz enflasyona dair de önemli bir açıklama yaptı. Bunu da paylaşalım hemen sizlerle. Ağrı Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde düzeltiyorum. Dün iftar sonrası yaptığı bu açıklamaları. Ön plana çıkması gereken aslında dedi siyasetten ziyade hizmettir. Vatandaşımıza yaptığımız hizmettir dedi. Enflasyona dair ise enflasyona refere ederek şunu söyledi. Allah'ın izniyle adım adım bunu düşüreceğiz dedi. Bu programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Uygulamaya da devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısında bunun etkilerini görmeye başlayacağız. Haziran ve Temmuz gibi göreceksiniz. Enflasyonda önemli bir kırılma gerçekleşecek dedi. Bu anlamdaki tabii baz senaryolara bir miktar bakmaya çalışacağız programımızın içinde. Baz etkisinden bahsediliyor. Evet, Haziran ayından itibaren burada bir baz etkisi gelecek ve enflasyonda ciddi bir geri çekilme yaşanacak şeklinde bir aslında kabul ettiğimiz senaryo var. Ama hangi faktörlerle biz yıl sonundaki %36-42 bandındaki enflasyonu tutturacağız? Çok ciddi bir yabancı girişi mi gelecek? Çok iyi bir turizm sezonu mu geçireceğiz? Fiyatlar, sebze meyve fiyatları mı düşecek gibi birçok faktörü aslında programımızın içinde detaylandıracağız ama çok da hoş olmayan bir haberle devam edelim. 4 kişilik ailenin açlık sınırına bakacağız efendim. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin lirayı aştı. Birleşik Kamu İş Federasyonu'nun yaptığı araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşmamız gerekirse şayet Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 20.098 liraya yükselirken yoksulluk sınırı 60 bin liraya kadar dayandı. Tam rakamıyla da söyleyelim 57.280 liraya kadar yükseldi. Bu ailenin Mart'ta bir önceki aya göre bakarsak 1125 lira artış gerçekleşti. Sepete baktığımızda gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapması gereken harcama tutarında Mart ayında 1125 TL'lik bir artış gerçekleşti. Bununla birlikte yine şunu da aktaralım sizlere. Burası da önemli bir detay. Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen bir haber var bu noktada. Dengeli beslenebilmek için et, balık ve yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar yine Mart ayında bir önceki aya kıyasla 527 lira artış kaydetti. Yani Şubat'ta aldığınız aynı ölçüdeki et, balık, yumurtayı Mart ayında aldığınızda 527 lira fazladan ödeme gerçekleştiriyorsunuz diye bunu bir nebze daha somutlaştırabiliriz. Hemen ikinci başlığımıza devam edelim. Peki ikramiyeler ne zaman yatacak? Emekli maaşı banka promosyon başvuruları da başladı. Başlığını atmış editörümüz Suat. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve emekli ikramiyesinin ödeme tarihlerini açıkladı. Daha önce de belirtmiştik ama netleşti diye söylemekte fayda var sizlere. 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında yani Ramazan bayramının öncesinde hesaplara yatacağını söyledi Sayın Bakan bu noktadaki ödemelerin. Yine emekli tarafından bir detay daha paylaşmak gerekirse peki seyyanen zam yapılacak mı sorusu da yine emeklinin gündemindeki temel başlıklar arasında ama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin şöyle bir açıklama yaptı. Bu konuyla ilgili şu an herhangi bir çalışmamız yok şeklinde de bir değerlendirme yaptı efendim. Peki haftaya başlarken günü de kapatmaya hazırlanırken bakalım rakamlarımız bize neler söylüyor. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks cephesine baktığımızda yükseliş alıcılı seyir devam ediyor. 9.218 puandan an itibariyle işlemler geçiyor. Geçtiğimiz hafta günlerden haftalardan Merkez Bankaları haftasıydı dedik. Hem Fed'i takip ettik hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı takip ettik. Fed şaşırtmadı ama Merkez Bankamız şaşırttı. Hatta öyle ki sadece yurt içinde kurumları değil aynı zamanda yabancı kurumları da şaşırttı. Çünkü genel kanıya baktığımızda Deutsche Bank dışında hiçbir büyük yatırım bankasından çok ciddi bir faiz artırım beklentisi yoktu bu noktada. Ama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 bas puan artışla %50 seviyesine getirdi ve 3 puanlık da marj belirledi. Bu da çok önemli başlıklardan bir tanesiydi. Merkez Bankası geçtiğimiz Haziran ayından bu yana sürdürdüğü normalleşme ve normlara dönüş hikayesinde Haziran ayında 650 bas puan, Temmuz'da 250 bas puan, Ağustos ayında 750 bas puan, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında 500'er bas puan artırım yapmış, Aralık ve Ocak'ta 250 bas puan artırım yapmış ve toplamda 3650 bas puanlık artırım gerçekleşmişti. Sadece Şubat ayında bu noktada faize herhangi bir hamle yapmamıştı ama zaten süreç içinde de aslında mevduat faizlerini yukarı çekebilmek amaçlı, piyasa aynı zamanda tabii ki enflasyonu da kontrol edebilmek amaçlı, piyasadaki likidite fazlasını çekebilmek adına çok fazla adım atmıştı. Hatta bu yüzdendir ki Merkez Bankası bu kadar faiz dışı araçlarla müdahale ettiği noktada bir de faiz silahını kullanmaz algısı biraz daha söz konusuydu. Tabii seçim öncesi olması da burada önemli bir faktördü ama Merkez Bankası bu adımı atmayı tercih etti ve bunun hemen ardından da ilk haftaya başlarken borsa alıcılı seyirde dolar TL 32.14, euro TL 34.83 dolaylarında hareket ederken yarım dolar yarım euronun karşılığı 33.51'den işlem görüyor. Gram altındaysa tabii ki dolar TL'nin de desteği var. 2253 TL'den bankalar arası fiyatlamada an itibariyle işlemler geçiyor.
Haberimize devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın uzaya fırlatma tarihi belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli uydusu TürkSat 6A ile ilgili uydumuzu 8 Temmuz haftasında uzaya göndermeye hazırlanıyoruz. Bu andan itibaren nakliye faaliyetleri gerçekleşecektir dedi. Türkiye yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ülkelerden biri oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli uydusu TürkSat 6A'nın uzay fırlatma tarihini açıkladı. İnşallah uydumuzu 8 Temmuz haftasında uzaya göndermeye hazırlanıyoruz artık. Bu andan itibaren nakliye faaliyetleri gerçekleşecek. Haberleşme uyduları tarafında bugüne dek TürkSat'ın 8 farklı uydudan istifade ettiğini vurgulayan Bakan Kacır, ilk milli haberleşme uydusunun TürkSat 6A olduğunu söyledi. Fakat ilk milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A projesi ve nihayet bu projede tamamlanmış oldu. Fırlatma ile bir ilkin daha yaşanacağını kaydeden Bakan Kacır, Türkiye'nin haberleşme uydularını yapabilen 11 ülkeden biri olduğunu belirtti. Elde ettiğimiz kabiliyet bizi dünyada haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen 11 ülkeden biri haline getirdi. Gelecek dönemde Türkiye'nin yerli uydu geliştirme faaliyetlerine devam edeceğini dile getiren Kacır, TürkSat'ın haberleşme uydularında bugüne dek 118 ülkede 3 milyarlık bir nüfusa erişme imkanının olduğunu vurguladı. Türkiye'nin haberleşme uyduları dünya nüfusunun yarıdan fazlasının 4,5 milyarlık nüfusun kullanımına erişmiş olacak. Bakan ayrıca Ay projesi için de çalışmaların sürdüğünü aktardı. Ekiplerimiz Ay projesi için de çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye uzay bilimi ve teknolojilerinde tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi süreç boyunca millileşme hamlesini, yerlileşme hamlesini gerçekleştirmeye devam edecek. Bütün bu projelerin her biri bizi bir sonraki proje için cesaretlendiriyor. TÜİK verilerine göre 2023 yılında işsizlik oranı 1 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı 2022'de %10,4 olmuştu. Genç nüfusta işsizlik ise bir önceki yıla göre 2 puan azalarak %17,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü istatistikleri verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre 2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla %9,4 olarak kaydedildi. İşsizlik oranı 2022'de %10,4 olmuştu. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi olurken işsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi. 2023 yılında toplam istihdam edilen sayısı bir önceki yıla göre 880 bin kişilik artışla 31 milyon 632 bin kişi olurken istihdam oranı %48,3 olarak kaydedildi. İstihdam oranı erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti. İş gücü 2023 yılında bir önceki yıla göre 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise 0,2 puan artarak %53,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılım oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %35,8 oldu. 15 ve 24 yaş arasını baz alan genç işsizlik oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 2 puan azalarak %17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %14,3, kadınlarda ise %23,2 olarak tahmin edildi. İş gücü istatistikleri sektör bazlı incelendiğinde hizmet sektörü öne çıktı. İstihdam edilenlerin %14,8'i tarım, %21,2'si sanayi, %6,3'ü inşaat, %57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Damağına bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak %22,8 olurken en yüksek iş gücüne katılma oranı %59 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise %42,3 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde oldu. Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Kurucusu Barışcan Yücel ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Barışcan Bey, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi reklama gitmeye çok kısa bir vaktim kaldı. O yüzden hemen sözü borsa tarafıyla açalım. Bir noktada sizi kesmem gerekebilir ama merkez bankaları haftasını geride bıraktık. Devamında ise borsa bugün alıcılı seyirde. Devamını bekler misiniz? Nasıl bir seyir bekleyelim bu hafta borsada? Yani 9050-8650 bandı aşağı yönlü bir şekilde kırılmadığı sürece yukarı yönlü potansiyelin korunduğundan bahsedebiliriz. Özellikle hem teknik hem de psikolojik anlamda piyasada yer edinmiş 9400 gibi önemli bir seviye var. Bu seviyenin üzerinde biz haftalık kapanışları gözlemleyebilirsek 12700'lere doğru seçimden sonra önemli bir rally'nin başlangıcı olmuş olabilir. Bu başlıyor olabilir ama 9400'ü takip etmemiz lazım. Bunun için yabancı yatırımcının tabii ki bankacılık ve holdingler başta olmak üzere yenilenebilir enerji ve alternatif enerji sektörlerine talebi var. Bu taleplerin devam ediyor olması lazım. CDS risk primlerinin düşüyor olması lazım ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştirmiş olduğu faiz artışından sonra yabancı yatırımcının güveni daha da arttı ve ciddi anlamda enflasyonla mücadelede ortodoks politikalara rasyonel zeminde devam edileceğinin daha net sinyalleri verilmiş oldu. Bu da yabancı yatırımcının ilgisinin gelecek günlerde daha da fazla artma ihtimalinin ve seçimden sonra belirsizliğin bir miktar daha azalma ihtimalinin kuvvetlenmesiyle birlikte Borsa İstanbul'da yukarı yönlü tepki alımlarının yaşanmasına zemin hazırlıyor. Dediğim gibi 9400 seviyesini takip etmemiz gerekiyor. Bu seviye üzerindeki haftalık kapanışlar yeni rallilerin başlangıcına zemin hazırlayabilir diyebilirim. Şimdi tabii şirketlerin de önemli ölçüde bu maliyetlerinin de aslında artacağının işareti. Bunun nasıl yansıması olacağını belki biraz sektörel bazı da konuşuruz ama önce çok kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize bu noktadan devam edelim. Devam ediyoruz Vişne Akademi Finansal Danışmanlık kurucusu Barış Can Yücel ile sohbetimize. Biraz borsa etkisini konuşmuştuk ama bu artan maliyetlerin hangi sektöre nasıl yansıma potansiyeli var bunu da soralım size. Ya evet, şu anda iç piyasaya hizmet veren dış piyasaya çok fazla ulaşamamış ya da ulaşsa bile pazar payında çok fazla yer edinememiş şirketlerde birazcık mali anlamda bilançolarında negatif etki yaratabilir. Onun dışında ham maddeyi dolarla alıp işte euro ile daha çok Avrupa Birliği'ne ihraç eden bir ülkeyiz biz ve gelirlerimiz euro. Bu euro dolar paritesini de önemli bir şekilde etkin kılıyor. İhracat ve ithalat eden şirketlerin gelir bilançolarındaki gelir kalemlerini etkileme açısından. Çünkü ham maddelerin geneli dolarla alınıyor ve gelir kalemleri satılan alanların coğrafyalar daha çok Avrupa Birliği olduğu için euro oluyor. Euro dolarda da 1.0850 önemli bir seviye. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa ve euro dolarda ilerleyen günlerde 1.13'lere doğru bir yükseliş yaşanırsa bu pozitif etkiler bilançolarını bu tarzdaki yurt dışındaki piyasalar özellikle Avrupa Birliği merkez olmak üzere euro gelir elde edebilecek satışlarını hızlandırabilecek şirketlere ki zaten Sayın Mehmet Şimşek de söylemişti. 2024 senesi ve 2025 senesi bir miktar iç piyasanın talebinin düşeceğini ve şirketlerin artık dış pazarlara yayılması gerektiğini, döviz geliri elde edebilecek şirketler özellikle bankacılık ve holdingler olmak üzere onun dışında yenilenebilir enerji ve alternatif enerji gıda sektörüyle perakende sektörünün iç içe geçmiş olduğu şirketler var. Bunlar aynı zamanda tarım sektörünü de kapsayan zeminde hizmetler veriyorlar. Ve yurt dışına ciddi anlamda ihraçları var.
ürünlerini. Bu sektördeki önemli şirketlerin de ben gene pozitif paylaşacağını ve bilançolarında pozitif bir şekilde yukarı yönlü değerleme yaratacağını düşünüyorum 2024 senesi içinde. Savunma sanayine ciddi anlamda ben bir miktar gene yukarı yönlü potansiyelin çok ciddi barındığı bir sektör olarak algılıyorum ve düşünüyorum, radarımda olarak tutuyorum. Çünkü küresel piyasalarda jeopolitik riskler aşırı derecede artmış durumda. Siyasi politik gerilimlerin yanı sıra artık askeri anlamda, savunma anlamında da gerginlikler had safhada. Özellikle Rusya'daki terör saldırısından sonra daha fazla bölgeye yayılabilecek. Evet, petrolde de bir fiyatlama söz konusu olacaktır. O yüzden petrokimya şirketlerine ve savunma sanayi şirketlerine de ciddi anlamda ben yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu düşünüyorum. Silah satışlarının veya da savunma sanayindeki yedek parça sanayi, otomotiv sektörünü ilgilendiren olguların satışlarının hızlanacağını düşünüyorum. 2024 senesinde Borsa İstanbul'da bu alanlarda hizmet veren şirketlerin Borsa İstanbul'da kar satışları yaşansa bile, kısmi geri çekilmeler yaşansa bile pozitif paylaşmaya devam edeceğini ve yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu düşünüyorum diyebilirim. Şimdi biz Merkez Bankası'nı geride bıraktık ve faiz yükseldi. Hatta o 3 puanlık marjla da %53 seviyesine kadar da çıkabileceği değerlendiriliyor. Bu tabii mevduata ne kadar daha talebi artırır? Hatta asıl döviz mevduatlarında ne kadar çözülme yaratır? Çünkü bu enflasyon meselesi biraz da işte şöyle bir algı meselesi ya, kısır döngü meselesi. Doların yükseleceğini düşünüp dolara talebiniz artarsa bu sefer dolar gerçekten yükseliyor. Kendini gerçekleştiren kehanet formatına da oturtabiliyoruz aslında bunu. Dolayısıyla aslında döviz mevduatlarında biraz çözülme olmasını bekliyoruz bu noktada. TL mevduat faizlerindeki artış da bunu herhalde en çok etkileyebilecek faktörlerden bir tanesi. Burada son verilere de hatta şöyle bir bakmak gerekirse 15 Mart haftası için 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizinin yaklaşık olarak %56'lara da çıktığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde mevduatın yıldızı biraz daha parlar mı? Yani önümüzdeki dönem mevduatın yıldızı biraz daha parlar. Özellikle enflasyon seviyesi bu denli yukarıda kalmaya devam ettiği sürece ve ortodoks politikalardan vazgeçilmediği sürece politika faizinde sıkı para politikası, yani Merkez Bankası'nın belki %3 belki %5 bir miktar daha faiz arttırma durumu olabilir gelecek verilere göre, ama zorunlu karşılıkları arttırarak diğer açık piyasa işlemleriyle, kredi borçlanmalı, kredi sıkılaştırmalarıyla veya da borçlanma maliyetlerini arttırarak daha farklı alanlarla sıkı para politikasına devam edecekleri belli. Şimdi böyle bir durum TL'ye olan yönelimin ve likiditenin daralmasına neden olacaktır ve mevduat faizini bir miktar daha yukarı yönlü revize edecektir. Özellikle büyük bütçeli kişiler, yatırımcılar ya da tüzel kişiler için önemli oranda çok yüksek faiz oranları veriliyor. Bu konut sektöründe ve ikinci el otomobil sektöründe bir baskılanmaya neden olacağını düşünüyorum ben. Evet, Borsa İstanbul'da da kısmi bir baskılanma yaratabilir. Zaten kur koruma mevduattan çıkışlar veya da dolardan çıkışlar daha çok mevduat faizine kaymaya devam ettiği bir süreçteyiz. Ama Borsa İstanbul'da baskılamaya devam ediyor. Yani düşürmüyor. Normal şartlarda mevduat faizinin bu denli yüksek olduğu dönemlerde borsanın ciddi anlamda düşüşler göstermesi lazım. Borsa İstanbul o kadar sert yükselecek bir potansiyele sahip ki ciddi anlamda bu tarzdaki gelişmeler sadece Borsa İstanbul'daki yükselişin önüne geçiyor. Ama Borsa İstanbul yükselmeye devam ediyor. Özellikle seçim sonrası belirsizlik kalktıktan sonra, yerel seçimlerde o kadar belirsizlik olmaz ama gene de önemlidir. Siyasi politik bir gelişmedir. Ve özellikle Fed'in gevşeme ihtimalleri Haziran'dan sonra Kasım'daki yaşanacak ABD seçimlerinden önce iki tane faiz indirimine gitmesi, 25'er bas puanlık ECB'nin de bu kervana katılması durumunda Borsa İstanbul'da daha sert yükselişler görülebilir. Mevduat faizi artış gösteriyor olsa bile yurt içi piyasalarda diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Vişnu Akademi Finansal Danışmanlık Kurucusu Barış Can Yücel, kıymetli yorumlarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Buradan hemen bir diğer konuğumuzla devam edelim. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Selimler bizimle. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Harika. Çok teşekkür ederim. Hocam geçtiğimiz haftanın gündem maddesi ve bir sürede üzerine konuşacağımız çok aşikar olan başlık elbette Merkez Bankası'nın seçim öncesi şahin duruşu oldu. Böylece faizde de 22 yılın en yüksek seviyesini görmüş olduk ama şöyle örnek vermek gerekirse birçok aslında ekonomist ve analist işte yatırım bankaları bunu iyi değerlendirdi faiz artırımını. Seçimden önce böyle bir hamle yapmanın aslında bağımsızlığı da vurguladığını belirttiler. Ama Goldman şöyle bir yorum yaptı. Bu aslında dedi çok tek seferlik bir ayarlama olarak bunu değerlendirmek gerekir. Bu bir faiz artırım döngüsünün parçası ya da başlangıcı değil şeklinde bir değerlendirme yaptı. Siz önce bu seçim öncesi güçlü faiz artırımı gelmesini nasıl yorumluyorsunuz? Ve Goldman'ın yorumuna katılır mısınız? Söze buradan başlayalım. Tarık Hanım ben de hani faiz artırımı kararı öncesi beklenti 45'te ve sabit bırakmasıydı. Ve yurt içi yatırımcılara da baktığımız zaman genelde ya da ekonomi yorumcularına genelde faizlerin arttırılmayacağı 45'te bırakılacağı yönündeydi. Daha ziyade yurt dışı yatırımcılarda 45'in üzerine çıkacak bir faiz artışı öngörülüyordu. Baktığımız zaman Şubat ayındaki faiz kararı sabit bırakıldığı zaman vurgu yapılan kısım aylık faiz oranındaki bozulma ya da enflasyon görünümü bozulma bu şekilde ifade edildi. Şubat ayında 4.53 geldi. Evet aylık bazda yüksek geldi ancak Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini zaten Mayıs itibariyle %73 seviyesine çıkacağı yönündeydi. Dolayısıyla aylık bazda bozulma olmakla birlikte Şubat ayında gelen enflasyon aslında Mayıs ayındaki enflasyonun yüksek geleceğine yönelik olan tahminler çerçevesini oluşturuyor. Dolayısıyla faiz oranları artmak, enflasyon oranları artmakla birlikte hala %73'ün altında kaldığı için aylık bozulmadan ziyade enflasyon patikasında bir bozulma olmadığı için sabit bırakılacağını öngörüyordum. Ve tabii ki Merkez Bankası Şubat ayı enflasyondaki aylık bazda bozulmayı gerekçesiyle faiz oranlarını arttırdı. Şimdi yurt dışındaki yatırımcılar evet Goldman Sachs'ın belirttiği gibi bir faiz başlangıcı döngüsü değil ama Merkez Bankası bu ayki artışını aylık enflasyon oranındaki bozulmayı söyleyerek arttırdığı için peki Mart ayında enflasyon oranı 4-5 civarında gelirse ne olacak? Tekrar belki bir faiz arttırımı gündeme gelebilir. Aslında ben beklemiyordum ne zaman olabilirdi? %73'ün üzerine veya yıl sonu itibariyle %36 ortalama enflasyonundan bir sapma olursa ben faizlerde bir artış bekliyordum. Şimdi Goldman Sachs evet belirttiği gibi belki bir faiz döngüsü bir artışı bu döngüye yol açmayabilir ama Mart ayında faiz enflasyon Mart enflasyonu yüksek geldiği zaman tekrar bir faiz artırımı gündemine gelebilir mi? Eğer şu anki artışın kaynakları aylık faiz oranında bozulmaysa Mart faiz oranı da Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam edip etmeyeceği konusunda bir gösterge, bir adım olabilir. Hocam aslında ben size tam olarak bunu soracaktım. Bu artırımın kaynağı ne? Yani biz yıl sonu hedefimizi tutturamayacağımızı mı düşünüyoruz? Ocak ve Şubat aylarında aylık bazda beklentinin üzerinde gelen enflasyon verilerinin devamında bu muydu? Eğer buysa o zaman neden biz son 4 haftada kuru dizginlemek için 20 milyar dolarlık rezerv yaktık? O zaman buna gerek var mıydı? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Evet şimdi baktığımız zaman bizim yıl sonu enflasyonu 36, %36. Buradaki en büyük etken de yılın ikinci yarısında özellikle Temmuz Ağustos ayında sırayla %9.49 ve %9.09 aylık enflasyon oranları gelmişti. Ve burada biz baz etkisi olacak. Eğer biz yüksek bir artışlarla oraya geçtiğimiz zaman özellikle seçim öncesi bazı ertelenen vergiler, zamlar var. Bunlar seçim sonrası tekrar gündeme gelirse biz o hızla belki Temmuz veya Ağustos gibi baz etkisini de istediğim şekilde değerlendiremezsek enflasyonda o enflasyon süreci sağlıklı olmayabilir. Şimdi baz etkisine dayandırılarak yılın ikinci yarısındaki enflasyonun düşüşünden bahsediliyor. Tabii ki ne de vurgulayayım parantez içinde enflasyondaki düşme ile fiyatlardaki düşme ayrı şeyler. Burada fiyatlar düşmeyecek sadece enflasyonun yıllık oranında azalması olacak.
Evet, belirttiğiniz gibi şimdi 145 milyar dolar civarına çıkan bir rezervler vardı. Son 4 ayda 20 milyar dolara yakın döviz bazında rezervlerde bir erime var. Bu erime zaten bizim özellikle cari açıkta, dış yarat açığında bu türlü açıkları kontrol altına alabilmemiz için özellikle bir döviz girişinin sağlanması, bunun da kurları baskılayıp kur geçkenli yolu enflasyonda olumlu katkı yapması bekleniyor. Zaten Şimşek de çeşitli açıklamalar yapılıyordu. Yani yurt içindeki talebi kısıp özellikle ihracata yönelirse, bu talepteki daralmayı ihracata yönlendirirlerse hem talep açısından biraz kısıtlama olacaktı, bir de ihracat gelirleri açısından. Ancak şimdi rezervler bir yıllık 12 aylık dönemde ödenmesi artı çevrilmesi gereken dolar bazında borç miktarı 226 milyar dolar civarında. Dolayısıyla bizim bir de cari açığı, evet cari açığı biraz düşmekle birlikte hala bizim sorunumuz. Bu nedenle rezervlerin istenilen seviyelere ulaşabilmesi için döviz girişi olması lazım. Ve seçim öncesi zaten insanlar, yatırımcılar ya da elinde para olanlar seçim sonrası dövizde bir artış beklentisi içerisinde. Tüm bu baskıları engelleyebilmek adına ve dövizdeki artışı frenleyebilmek adına işte 20 milyar dolar civarında bir döviz satıldı. Ama hala faizler %8,5'tan %50'lere gelmesine rağmen beklenen bir para girişi olmadı. Şimdi yurt dışı yatırımcılar baktığımız zaman %50 seviyelerini işaret ediyordu. Ama bu biraz da tahminense niyet. Niyeti şöyle ifade ediyorum. 2024 yılında Türk tahvilleri için iyi bir yıl olacağı ifade ediliyordu. Tabii ki 8,5'tan ülkemize gelme yabancı para %45, %50'lerden gelebilir. Çünkü daha çok kazanacak. Daha çok kazanacağı zaman da tabii ki şartların daha cazip olmasını istiyor. Yani 45 değil 50'den gelse daha iyi olur. Faizler düştüğü zaman da daha kısa vadede bu gelirlerini realize etme imkanı olacak. Yani onlarınki bizim Türkiye'ye gelmemiz için faiz oranlarının daha da yükseltilmesi iyi olur şeklinde, yani verilere bakarak değil de niyet gelmesi için olması gereken bir ortamı hazırlama şeklinde ifade edebiliyorum yorumlarım. Hocam sizi dinlerken tabii şu da geldi aklıma. Bizim bu enflasyon belasıyla aslında mücadele edebilmemiz için çoklu bir sistem oluşturmamız lazım. İşte burada ekonomi yönetimine, maliye politikasına, para politikasına ayrı iş düşüyor ama her ne kadar enflasyondan en çok ezilen kesim dar gelirli olsa da dar gelirliyi dışarıda bırakarak sormuş olayım ben bu soruyu size. Burada aslında hane halkına da, bireylere de, yurt içi yerleşiklere de biraz görev düşmüyor mu? Şu döviz mevduatlarına bu kadar sıkı sıkı tutunmaktansa biraz daha Türk lirası enstrümanlara belki tabiri caizse şans vermek gibi. Yani burada bireylere nasıl bir görev düşüyor? Bizim payımız ne burada? Şimdi tabii ki bireylere, kurumlara pay düşüyor ama herkes bireysel düşündüğü zaman toplumun bir parçası olmuyor. Yani insanlar özellikle hani siz geride bıraktığınız ayrı bir parça olarak değerlendiriyorsunuz ama sonuçta Türkiye'de sabit gelirli, emekli, asgari ücretli birçok kesim enflasyondan etkilendi. Ancak enflasyonu düşürme sürecinde tekrar bu kesimlere yüklendi. İşte hani halka tüketimi kısmı yönelik kredi kartı, tüketici kredileri, taşıt kredileri gibi çeşitli önlemler alınmaya başladı. Şimdi diğer elinde parası olan bireylere ne düşüyor? Bir kere hani en azından kayıt dışı değil, kayıt içine bütün harcamalarını veya gelir alması, şirketlerin faturalandırma süreci olabilir, harcamalarda faturalanması gibi ya da vatandaşın özellikle kur korumalı mevduat gibi her ne kadar devlet onlara gelin bura alanı yatırım yapın diye bankaları da peşinde koşturduysa tabii ki şimdi vatandaş sonuçta kişisel menfaati peşinde koşacak. Yani bunlara gelin de fedakarlık yapın demek serbest piyasa ekonomisinde mümkün değil. Yani dinlemezler. Biz sadece bizim sözümüze dinleyip dinlenmemize bakılmaksızın çok rahat yüklenebileceğimiz kesimler üzerinde bunu gerçekleştirdik. İşte emekliler, hane halkı tüketim yapan asgari ücretler, çalışanlar. Şimdi baktığımız zaman BDDK verilerini son 3-4 yılda 1 milyon TL üzeri mevduat sayısı 1 milyon kişinin üzerine çıktı. Kur korumalı mevduattan ifade edilen rakamlar 859 milyar TL civarında bir kur korumalı mevduat için kur farkı ödendi. Vatandaşlara bakıyorsunuz enflasyonun %67 olduğu dönemde işte biraz önce konuğunuzla da konuşuyordunuz. Mevduat faizleri %52-54 bandında. Ya tabii ki negatif faizi konuşmak için ileri dönemdeki enflasyonu dikkate alıp konuşmamız gerekecek. Ama şu ana kadarki görüntü negatif getiri. TÜİK'in açıklamış olduğu verilere baktığımız zaman çeşitli dönemler itibariyle
tek kazandıran yatırım alanı borsa olmuş. Dolar, euro, mevduat faizi, devlet iş borçlarının senedi altına baktığımız zaman bir aylık dışında hemen veya üç aylık dışında hemen her dönem kaybettirmiş. Şimdi vatandaş da kısıtlı imkanlarla özellikle yatırım yapanları söylüyoruz. Bunlar ne yapacak? Her alanda kaybediyorsa kendileri için spekülatif yatırım alanı arayacak. Yani özellikle seçim bunda bir gösterge. Çünkü seçim öncesi, seçim sonrası ertelenen birçok şey var. Kurun baskılandığı ifade ediliyor. Dolayısıyla kurun da seçim sonrası artacağı beklentisi içinde ne oldu? Geçen haftalar 5,5 milyar dolar civarında döviz tevdiat hesapları arttı. Yani vatandaşın elinde enflasyonun dışında yani negatif getiri elde bütün veriler negatif getiri üzerine. Yani sağlıklı bir şekilde yatırım yapacağı alan yok. Dolayısıyla şimdi vatandaşa siz döviz tevdiat hesabına kayma gibi dediğiniz zaman dinlemeyecek. Şu ana kadar nasıl kaydırıldı? Örneğin 3 trilyon 408 milyar TL civarındaki bir kur korumalı mevduat 2 trilyon 200 milyar seviyelerine kadar neden indi? Özellikle işte faizlerde, kurlarda verilen faiz oranı yükseltilmesiyle sağlandı. Dolayısıyla biz vatandaşı, yatırımcıları ya da döviz tevdiat hesapları olan veya buna yönelecek insanları alternatif imkanlar yarattığımız zaman ya da dövizde artışın sınırlı olacağı izlenimini, güveni verdiğimiz zaman doğal bir kayma olacak. Yoksa bankaları araya koyarak, hedef koyarak, çeşitli yaptırımlar uygulayarak bunu sağlama imkanımız yok. Özellikle son iki ayda iki tane seçim yaşadığımızı ve birinde yaşayacağımızı düşündüğümüz zaman dalgalı bir süreçteyiz. Vatandaş da doğal olarak maksimum kar elde edecek şekilde bireysel olarak düşünüyor. Toplumsal olarak düşündüğümüz zaman tabii ki alınabilecek kararlar var. Bakın ihracatçılar dahi kur seviyesinin yüksek olmasını istiyor. Ama biz kur seviyesinin yüksek olması ülkenin de aleyhine sonuçlar doğuracak. Dolayısıyla her taraf kendi açısından bakıyor. İşte hükümet yetkilinin yapması gereken bunları uyumlaştırıp yani kazan kazan şeklinde yani ama devletin daha çok kazanabileceği bir şekilde uygulamaya sokmak. Peki hocam şimdi biz baz etkisiyle de birlikte enflasyonun düşmesini hedefliyoruz ama yabancının girişleri de bu noktada. Az önce siz de söylediniz yüksek miktarda döviz girişine ilişkin başlıkları. Yabancı girişi ilk olarak hangi alanlarda kendini gösterir? Yani burada kısa vadeli Türk tahvilleri mi ön plana çıkar? İşte borsada bankacılık sektörü mü ön plana çıkar? Hangisini ön plana çıkacağını hesaplamalıyız? Şimdi harika hanım, borsada %65'lerde %30'lar seviyesine gelen bir yabancı payı var. Şimdi baktığımız zaman zaten doğrudan yabancı sermaye hiç gündeme getiremiyoruz. Evet, Türkiye'de özellikle baktığımız zaman hep faiz oranlarından ilk etapta vurgu yapılıyordu. 8,5'lardan işte 50'lere geldi. Amerika'da faizler 5,5 seviyesinde. Yani neredeyse %50'ye yakın bir faiz farkı var. Neden gelmiyorlar? Yani bu kadar faiz cazip değil mi? Demek ki düşündükleri şey, yorumları şu. Evet, atılan adımları olumlu buluyorlar ancak seçim var ve seçim sonrası bu adımların devam ettirilmesi konusunda şüpheleri var. Bir şey sorabilir miyim hocam bu noktada size? Evet. Hemen öğrenci refleksiyle bunu size sormak istiyorum. Şimdi seçim öncesi gibi normalde popülist politikaların olduğu, herkesi memnun etme çabalarının olduğu dünyanın her yerinde bu böyledir. Böyle bir süreçte bile sıkılaşmadan geri adım atmayan bir ekonomi yönetimi seçimden sonra niye böyle bir adım atsın? Seçimden sonra atacak çünkü en azından 4 yıl seçim yok. Seçim için bunlar yapılır. Yani bakın birçok zam ücret emeklilere yapılan artışlar kademe kademe hep belki anketlere bakarak atılan adımlar var. Tabii ki bunlar her zaman yapılmasını istediğimiz şeyler. Yani enflasyon ortada, vatandaşın durumu ortada. Bunlar normal şartlarda yapılması gerekiyor. Ama maalesef biz EYT'den tutun, emekleri, maaş artışları gibi birçok adımı seçim zoruyla atıldı. Dolayısıyla seçim öncesi bazı gevşemeler doğal olarak yapıldı. En azından bakın simit ve pide fiyatlarına bile müdahale edilmek zorunda kaldı. Yani en sondaki silahların bile kullanmış oldu.
Dolayısıyla seçim sonrası... Şundan bahsediyorum niye? Hocam, yanlış anlattım sanırım. Şimdi emeklilere mesela seyyanen zam gelecek mi gelmeyecek mi sorusu var gündemde. Seçim öncesi olmasına rağmen AK Parti Grup Başkan Vekilinden şöyle bir açıklama geldi. Yok gündemimizde böyle bir çalışma dedi. İşte staj başlangıcı sigortaya sayılsın diyenler var. Yok dediler böyle bir şey. Şimdi dolayısıyla seçim öncesi olmasına rağmen sıkı para politikalarından belli ölçüde ödün verilmiyorsa şayet... O zaman seçimden sonra niye bu yapılsın? Yani normali popülist politikaları seçim öncesi yapıp daha sonra seçimden sonra sıkılaşmak değil midir? Tabii ki yani seçim öncesi bunu yapacak. Yani mesela normal şartlarda belki yapabilirdi ama ekonomi ve ülke kaynakları bunu yapmaya imkan vermediyse, şu aşamada yapmadıysa seçim sonrası vatandaş emekli lehine, asgari ücret lehine tabii ki bir artış beklemiyoruz. Bunlar popülist politikalar, seçim öncesi daha rahat uygulanabilirdi. Seçim sonrası eğer hükümetin istediği şekilde seçimler sonuçlanırsa ben oralarda fazlaca bir adım atılacağını düşünmüyorum. İleride erken seçim olur olmaz, ona yönelik politikalar ayrı. Ama burada istenilen sonuçlar alındığı takdirde bu sonuçların sonucu zaten bütçe açığı var. 2 ayda 305 milyar TL bütçe açığı verilmiş. Enflasyonla mücadele var. Hane halkı tüketimini kısmaya yönelik çalışmalar var. Bunların olduğu bir ortamda doğal olarak seçimler iktidar lehine olumlu sonuçlanırsa seçim sonrası bu popülist politikaların uygulanmayacağını, sıkılaştırmaya gideceğini düşünüyorum. Yani ben seçim öncesi, seçim sonrası ayrımını yaparken daha ziyade seçim sonrası zamların, vergilerin, sıkılaştırmaların şu ana göre daha fazla uygulamaya gireceğini ifade ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Kıymetli yorumlarınız ve programa katkılarınız için. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Selimleri de ağırladıktan sonra çok kısa bir araya gidiyoruz efendim. Aranın ardından yine buradayız. Global piyasalarla karşınızdayız. Philip Capital Araştırma ve Eğitim Müdürü Ercan Göçmen bizimle bu bölümde. Ercan Bey hoş geldiniz. İyi haftalar dilerim. Küresel piyasaların gündemi için sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar dilerim sizlere. Küresel piyasalarda bu haftanın en önemli gündem maddesi büyük bir olasılık Cuma günü açıklanacak Amerika'daki kişisel tüketim enflasyon ya da fiyat endeksi olduğunu söyleyelim. Bu veri önemli. Aslında daha önce enflasyon verileri geldi ama bu veri Fed'in projeksiyonları için son derece önemli. Geçtiğimiz aylarda açıklandığında da piyasalar üzerinde oldukça etkisi olan bir enflasyon verisi. Ama ilginç olan açıklandığı gün yani Cuma günü Amerika'da hisse senetleri piyasaları kapalı, vadeli piyasalarda erken kapanış yapacaklar. Dolayısıyla son derece önemli bir verinin açıklandığı gün piyasaların tatil olduğunu yatırımcılara hatırlatalım. Şimdi bu veri eğer enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelirse piyasaların moralini biraz bozabilir. Çünkü şöyle söylemek lazım. En son Fed toplantısı sonrasında Powell oldukça güvercin bir açıklama yaparak enflasyondaki son dönemdeki çıkışları geçici olduğunu ve projeksiyonlarını bozmadığını söylemişti. Bu veri eğer beklentilerin çok üstünde gelirse FED tarafında FED yöneticileri arasında bir rahatsızlık yaratabilir. Örneğin Cuma günü FED başkanlarından Bostik'in bir açıklaması vardı. O daha önce iki tane indirim planladığını ama son gelişmelerden sonra bir tane indirim yapılması yönünde bir fikri oluştuğunu söylemişti. Şimdi bu kanılar eğer FED üyeleri arasında yaygınlaşırsa bu durumda Haziran'da beklenen faiz indirimi ötelenebilir. Bu faiz indirimi ötelendiği zaman da büyük olasılıkla Amerikan tahvil faizlerinin yukarı bir hareket yapabilir. Çünkü dikkat edin bütün olumlu açıklamalara rağmen Amerika'daki tahvil faizleri %4.20'nin altına inmedi. Amerika tahvil faizleri 10 yıllıklar 4.30'un üzerinde kalmaya başlarsa bu piyasalar üzerinde de bir rahatsızlık yaratabilir. Tabii bizim bu
yani normal bakış açısından böyle görüyoruz ama Amerika hisse senetleri piyasasında bir Nvidia rüzgarının estiğinde göz ardı etmemek lazım. Bugün piyasa eksi açıldı. Nvidia'da da aynı şekilde eksi bir başlangıç yaptı. Neredeyse %2'lere varan bir düşüşle başladı ama gün içinde inanılmaz bir toparlanmaya tekrar %2 artılara ulaştı. O da hisse senedi, yani özellikle teknoloji bazlı endeksleri olumlu yönde etkiliyor. Sözün özü Nvidia'daki bu pembe hava, bu olumlu hava bitmeden Amerika hisse senedi piyasalarında bir düzeltme gelmeyecek gibi gözüküyor. Şöyle söyleyeyim, mesela bugün Apple ve Microsoft için de olumsuz haberler geldi. Örneğin Avrupa tarafında Apple ve Microsoft'un artık tekelleşmeye gittiğini, bunların bölünmesi gerektiğine dair spekülasyonlar var. Tabii böyle bir haberin çıkmasının hemen ardından 2-3 gün sonra bu şirketler bölünecek halleri yok ama bu ciddi anlamda bu hisse senetlerini Apple ve Microsoft olumsuz yönde etkileyebilir. Her ikisi de 3 trilyon üzerinde değerle hisse senetleri piyasasını da gerçekten etkileyebilecek hisseler. Dolayısıyla yani şöyle söyleyebiliriz, Nvidia bir yana, bütün gelişmeler bir yana bu şekilde şekilleniyor piyasalar. Dolayısıyla cuma günkü veri önemli. Eğer enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklanırsa bu kez Nvidia'yı da olumsuz yönde etkileyip Amerika hisse senetleri piyasasına bir satış getirebilir. Çünkü oldukça güzel bir yükseliş gerçekleştiler. Herkes bir düzeltmenin ne zaman geleceği yönünde soruyu birbirlerine soruyor. Cuma günkü veri sonrasında bu düzeltme hareketinin başladığını görebiliriz. Benzer bir düzeltme 2150 doları kırarsa altın tarafında da gelebilir. Dolayısıyla altın yatırımcılarında spot altında 2150 dolar desteğine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak global piyasalar özetini tamamlamış olalım.